Gönül adamı, Düzce sevdalısı, Düzce halkının umudu, Düzce'nin şansı, başarı hikayelerinin engin gönüllü yazarı, ömrünü ülkesine ve memleketine adayan güçlü Düzce'nin mimarı, can bulduğu mensubiyetiyle her zaman gurur duyduğu memleketinin güzel insanlarının kendisine verdiği desteğe karşılık duygularını şu sözlerle ifade edecekti. Sevgili kardeşlerim, ben sizinle gurur duyuyorum. 4 aya yakın bir zamandır bir seçim süreci yaşadık. Mahalle mahalle dolaştık, ev ev dolaştık. Sizlerin gönlünü kazanmaya çalıştık. Ve bugün sizlerin teveccühüyle, sizlerin oylarıyla, sizlerin takdirleriyle Düzce Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlandı. Peki bugünlere nasıl gelindi? Sizlere Düzce'nin Çilimli ilçesi Topçular Köyü'nden başlayıp müsteşar yardımcılığı, üst düzey yöneticilik, milletvekilliği, bakanlık, 31 Mart yerel seçimlerinde Düzce Belediye Başkanlığı'na kadar uzanan bir başarı öyküsünü ve başkanlıkta geçen uzun ve zorlu yolun ilk 500 gününü anlatacağız. Doktor Faruk Özlü Düzce'de doğdu, Düzce'de büyüdü. Bizden biri, bu toprağın insanı. Düzce Lisesi'ni bitirmesinin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi'nden makine mühendisi olarak mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Ardından İspanya'da proje mühendislik, Harvard Üniversitesi'nde üst düzey yönetici eğitimi aldı. 1990 yılında savunma sanayi müsteşarlığında sözleşmeli personel ve mühendis olarak görevlendirildi. Aynı kurumda uzman, proje müdürlüğü, daire başkanlığı, müsteşar yardımcılığı görevlerini üstlendi. Türkiye'nin ilk milli tank tasarımı Altay, ilk insansız hava aracı Anka ve ilk milli gemi Milgem projelerinin yürütülmesinde müsteşar yardımcı olarak görev yaptı. Uzun yıllar bürokrat olarak devletine, milletine sayısız hizmetlerde bulunan ve ülkemiz için çok önemli projelere imza atan Özlü, 2015 yılı 7 Haziran seçimleri öncesi ülkesine ve memleketi olan Düzce'ye daha fazla hizmet edebilmek ve faydalı olabilmek amacıyla kolay kolay hiç kimsenin cesaret edemeyeceği göreve talip oldu. Konjonktür itibariyle kimsenin giyemeyeceği ateşten gömleği giymeye cesaret etti. ...2002 yılından Doktor Faruk Özlü'nün siyasete atılmaya ve milletvekili adayı olmaya karar verdiği 2015 yılına gelinceye kadar geçen 13 yıllık sürede Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok sayıda iç ve dış saldırıya maruz kaldı. 27 Nisan E-Muhtırası, Gezi olayları, 17-25 Aralık yargı ve emniyet darbesi ve ekonomik krizler yaşandı. 7 Haziran seçimlerinin hemen öncesinde muhalefet grupları AK Parti'nin oylarının aşağı çekilmesini sağlamak amacıyla birleşerek bir blok halinde hareket ettiler. Bu durum AK Parti'nin 13 yıllık iktidar yorgunluğu ve yıpranmışlığı ile birleşince 7 Haziran seçimi AK Parti'nin tek başına hükümeti kurabilecek çoğunluğu kaybetmesi sonucunu doğurdu. Türkiye'de siyasi manzara bu durumdayken Doktor Faruk Özlü aldığı önemli ve zor karar üzerine 2015 Haziran ve Kasım genel seçimlerinde AK Parti Düzce milletvekili olarak meclise girdi ve Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 24 Mayıs 2016 tarihinde AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım kabinesinde 65. dönem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı oldu. Bu yenilenme sayesinde inşallah 10 bin dolardan 20 bin dolarlara çıkmak için devlet teşkilatımızda daha hızlı çalışan, hızlı kararlar alabilen, gereksiz süreçleri kısaltan bir yapılanmaya gideceğiz.
Başkan Özgür'ün vekillik ve bakanlık döneminde Türkiye ve Düzce çok önemli badireler atlattı. Gerçekten çok ağır imtihanlardan geçtik hep birlikte. Bu dönemde terör, seçimler, ekonomik krizler, Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçiş ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi Türkiye'nin ve Düzce'mizin kaderini etkileyen önemli olaylar oldu. Belediye başkanlığı döneminin ilk aylarında ise sel felaketi yaşandı ve senesi dolmadan Türkiye ve Düzce pandemi salgınıyla karşı karşıya geldi. Türkiye ile birlikte Düzce'de güzel şeyler oluyor. Biliyorsunuz hastanemizi açtık. Hastanemiz şu anda hizmette. Kültür merkezimiz açıldı. Otogarı inşallah 6 Kasım'da açacağız. Bitti, tamamlandı. OSB otoban bağlantı yolu devam ediyor. Kalıcı konutları açtık. Bütün bu badirelere ve zorluklara rağmen Dr. Faruk Özlü gerek bürokrat görevindeyken gerekse de bakanlık görevindeyken Düzce'den hiçbir zaman elini çekmedi. Ne yaparsa yapsın, nerede olursa olsun Düzce halkına hizmet etmek için elinden ne geliyorsa yaptı. Faruk Özlü döneminde açılmadı mı bu devlet hastanesi? Biz onun sayesinde rahat ettik bu hastanede. Bu otoban bağlantı yolu Faruk Özlü bakanlığı döneminde açılmadı mı? Daha öncesinde otobana bağlanmak için nerelere gidiyorduk? Adam söz verdi, hizmeti ayağımıza getirdi ve yaptı. Biri gelse bana dese ki Düzce'ye böyle bir otogar yapılacak. Hayatta inanmazdım. Ama sonuç ortada. Her türlü imkan sağlanıyor burada. Duyduğuma göre Faruk Özlü bakanlık döneminde yapılmış burası. Kültür merkezinin yapımında onun imzası var. Biz sanatseverlerin hizmetine açıldı Faruk Özlü'nün döneminde. Faruk Bey'in bakan olduğu dönemde oldu bunların hepsi. Yurda dönüştürüldü. Bahsettiğiniz gibi eğer Faruk Özlü'nün bakanlık döneminde gerçekleşen projelerden biri ise çok şanslıyız o halde. Çünkü bir bakanın bakış açısı, ufku çok şey katar memlekete. Teknopark'ta olduğu gibi. Mart 2019 yerel seçimleri yaklaşırken AK Parti'nin 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde oy ve bir vekil kaybetmesi nedeniyle 2019 yerel seçimlerini kazanması oldukça zor görünüyordu. AK Parti kurmayları ve siyasi uzmanlar tarafından partiyi bu durumdan kurtaracak ve belediye başkanlığını kazanmayı sağlayacak tek çarenin Faruk Özlü'nün aday olması olduğu konusu yüksek sesle dillendirilmeye ve Faruk Özlü dışında kim adaylı olursa olsun seçimin kaybedileceği fikri ağır basmaya başladı. En sonunda genel merkezin onayıyla AK Parti Düzce Belediye Başkanı adayı olarak Dr. Faruk Özlü ilan edildi. Faruk Özlü malum geçmiş Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımızdı. Şimdi de bir Düzceli olarak kendisini belediye başkan adayımız yaptık. Hayırlı olsun. 31 Mart seçim sürecinde Özlü adaylığı açıklandığı günden başlayarak hem Düzce'ye karış karış gezdi, halkın dertlerini, sorunlarını dinledi, başkan olduktan sonra yapacaklarını anlattı, hem de AK Parti'den uzaklaşan halkın yeniden partiye yönelmesi ve destek vermesi için insanüstü çaba ve gayret gösterdi. Dr. Faruk Özlü, kişiliği, duruşu, siyaset anlayışı, mütevazılığı ile halkın gönlünü fethetmekle birlikte Düzce halkı nezdinde ulaşılabilir, samimi, mütevazı, Düzce'ye hizmeti kendisine en kutsal görev atfeden bir başkan adayı imajının oluşmasını sağladı. O zamanlar Özlü, Düzce halkına gönderdiği mektupta duygularını şöyle ifade edecekti. Can bulduğum, kök saldığım, mensubiyetiyle her zaman gurur duyduğum memleketim. Attığım her adımın, yürüdüğüm her yolun, elde ettiğim her başarının, çıktığım her merdivenin memleketim için bir artı değeri dönüşmesi için beni motive eden güzel insanların yurdu. Tekrar birlikteyiz. Bürokrat olarak, milletvekili olarak, bakan olarak öğrendiklerimi, biriktirdiklerimi, ilişkilerimi, tecrübelerimi hizmete dönüştürmek üzere geliyorum. Bilgiyle, deneyimle, iş yapma azmi ve heyecanıyla
sen için kurduğum hayallerimle, projelerimle geliyorum. Senin gelişmeye, dönüşmeye, büyümeye ne kadar hazır olduğunu biliyorum. Bilimiyle, teknolojisiyle, ekonomisiyle, sosyal yaşantısıyla, temizliğiyle, düzeniyle, doğası ve çevresiyle marka bir şehir olmak için beklediğini biliyorum. Bunu gerçekleştirmek için el ele, gönül gönüle, omuz omuza vermeye hazır olduğunuzun yakından şahidiyim. Doktor Faruk Özlü, başkan adayıyla döneminde belediye başkanı olmaktaki hedefini 4 esas üzerine belirledi. Vizyonu olan, marka olan, üreten ve parmakla gösterilen Düzce. AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü, Düzce'deki projelerini ise 9 başlık altında toplamıştı. Sevgili kardeşlerim, bu projelerin her biri kentimizin ihtiyaçlarına ve sizlerin taleplerine uygun olarak hazırlandı. Bütün projelerimizin özünde büyük, gelişmiş, altyapı ve üst yapı sorunları çözmüş bir Düzce hedefi vardır. Çevresiyle, temizliğiyle, ulaşımıyla örnek bir Düzce'yi hedefliyoruz. Ve elbette Düzce'ye büyük bir vizyon çiziyoruz. ...31 Mart seçimlerinin galibi Düzce'dir, kazananı Düzce'dir. Daha çok çalışacağız, Düzce'lilerin hizmetinde olacağız, yapamadıklarımızı yapacağız. Bize oy veren, bize oy vermeyen, bütün Düzce'li hemşehrilerimizin, kardeşlerimizin hizmetinde olacağız. Çiçeği burnunda Başkan Özlü, balkon konuşmasında şöyle demişti. Burada kazanan Düzce olmuştur. Gün geçti, geçti gitti. Yarın yeni bir gün. Ve yarından itibaren Düzce'de bir değişim ve dönüşüm başlayacak. Acaba Başkan Özlü'nün dediği gibi Düzce değişecek ve modern bir kente dönüşecek miydi? Elbette bunu zaman gösterecektir. Gelecek bölümde Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün başkan seçildiği günden bugüne gelinceye kadar Düzce için yaptığı çalışmalarını ve projelerini anlatacağız.